Bismillahirrahmanirrahim. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Neden? Şuursuzdurlar çünkü. Tefekkürü yitirmişler çünkü. Tefekkür etmezler. Her gün o güneşi görür orada. Gayetsiz zanneder. Oturup da düşünmez yani. Öyle devasa bir yapı. Oturup inceleme gereği düşünmez. Göklerdeki o büyük büyük ihtişamlar. Onları insan gördükçe Allahu Teala'nın kudretini daha iyi telakki etmeye başlar. Daha iyi anlamaya başlar. Bundan dolayıdır ki Gazali'nin tavsiyesidir bu. Gazali diyor ki Allahu Teala'nın kudretini ve kibriyasını anlayabilme adına ve insanın acizliğini anlayabilmesi adına sık sık daima göklere bakın ve tefekkür edin. Gazali'nin tavsiyelerindendir bu. İmam-ı Gazali'nin. Biliyorsunuz tabi İmam-ı Gazali'nin Hüccetül İslam olma vasfı vardır. Tasavvufla alakalı Gazali'nin her ne kadar İslam kaynaklarında birçok tasavvufi ekolü onun oluşturduğuna yönelik bilgiler olsa da, onun hocalarının olmadığına yönelik bilgiler olsa da, tasavvuf anlamında bir mürşidi yoktur diye bilinse de, ondan çok çok öncesinde yaşamış olan bir İslam alimimiz vardır. Muhasibi dediğimiz çok büyük bir şahsiyettir. Yazık ki bu büyük şahsiyetler ismen dahi unutulmuş bu ümmet arasında. Muhasibi çok büyük bir alimdir. Hem de zahittir. Gazali'nin bütün tasavvuf felsefesinin kökeni muhasibiye dayanır. Yani muhasibideki tasavvuf görüşünün aynısını Gazali eserlerine aksettirmiştir. Fikir olarak. Ama işte o bilgiler Gazali ile meşhur olduğundan dolayı herkes Gazali tasavvufa ekol getirdi zannedilmiştir. Oysa onun evvelinde bu ekol, o uslup hepsi ölçüler muhasibiye aittir. Unutulmaması gereken bir alim aslında. Yani bu da bizim acı bir gerçeğimiz. Maalesef tarih boyunca hak etmeyen nice insanların adını ön plana çıkartmışız. Nice daha büyük, gerçek, mücevher bilgilere sahip, mücevher diyebileceğimiz alimler hep kıyıda köşede kalmış. Ön plana çıkanlar hep alim sandığımız insanlar olmuş aslında. Tarihi süreçte. Evet, Gazali'nin işte öyle bir görüşü, sözü vardır. Çok mükemmel bir sözdür. Ayete uyumlu olduğu için söylüyorum. Bu ayeti iyi anlamak lazım. Onun için işte ne diyor? Yerleri ve gökleri yaratmak mı daha zordur? İnsanı diyor yaratmak mı daha zordur? Elbette ki yerleri ve gökleri yaratmak daha zor ve daha büyük bir şeydir. İnsan dediğin nedir ya? Ne ya? İnsan dediğin nedir? Koca kainatta. Ondan dolayı da işte Gazali ne demiştir? Tekrarlayalım. Allahu Teala'nın azametini, kibriyasını, kudretini ve kişi kendi nefsinin acziyetini, acizliğini anlamak istiyorsa sık sık gökyüzüne baksın ve tefekkür etsin. Devasa yapılar vardır bakın. Güneş deyip geçiyoruz. Devasa bir ebatta daha öte galaksilere gidiyorsun. Güneşin 300 katı, 400 katı büyüklüğüne sahip gezegenler var. Yıldızlar var, güneşler var. Daha da büyükleri var yani. Dünyayı boş ver senin galaksin evrende şu an görünebilir evrende. Dün burada demiştik ya görünebilir evren tanımı vardır astronomide. Gözlemlenebilir evren. Gözlemleyebildikleri kadar bu alanda ortalama 300 milyar galaksi var. Samanyolu galaksisi yani dünyanın da içinde bulunduğu gökadamız. Samanyolu galaksisi bir iğne ucu kadar yer kaplıyor evrende. Galaksinin kendisi. Bırak dünyayı, dünyayı, seni.
Evrene büyük, şöyle büyük tablodan baktığın zaman bizim galaksi bile bir çekirdek hükmünde. Varsen o galaksinin içerisindeki diğer varlıkları, efendim gezegenleri, yıldızları, hususen dünyayı, dünyanın içindeki mahlukatın ebatını sen düşün. Mesabesi bile okunmaz yani aslında. Zerreyiz. Zerreden de zerreyiz. Kaldı ki evren, bu da gözlemlenebilir evren. Bilimin daha şu an keşfedebildiği kısım. Böyle yedi ayrı evren var. Bunu da defalarca anlatıyorum zaten. Değil mi? Daha bizim gözlemlenebilir evrenimizin bile daha görünmeyen o galaksilerini hala keşfetmiş değiller. O gün de dedim ya ki vurguluyorum da devamlı. 114 takım yıldızından oluşuyor. 114. Şu an gözlemlenebilir evrende kaç takım yıldızı biliniyor? 88 takım yıldızı. 89. NASA 2 yıl falan oldu. Ucunu tabiri caizse ucundan gördü. Şüpheleniyor, emin değil. 89. takım yıldızı. Çünkü teknolojiyle orantılı bu. Ne kadar büyük teleskoplar, daha öteyi gösteren teleskoplar icat edersen daha öteyi görmeye başlıyorsun. Şu an bunların gözlemleyebildiği yer burası. Oysa bizim evrenimiz 114 takım yıldızından oluşuyor toplamda. Burada hatta demiştim ki bakın Kur'an-ı Azimüşşan'da 114 sure vardır. Bunun bir hikmetidir bu. Özellikle vurguladım. Bunun bir hikmetidir demiştim. 114 sure. 114 tane takım yıldızı. Yani 88 takım yıldızı ortalama 300 milyarsa örnek veriyorum. Geri kalanlar da bulunmuş olsa demek ki 400-500 milyar misal ortalama evren dediğimiz, birinci evren dediğimiz, bizim birinci evren dediğimiz yerde aslında 500 milyar civarında galaksi var. Ortalama. Bırak gezegenleri falan. 500 milyar galaksiden bir tanesi Samanyolu galaksisi. Tabi Kur'an görelilik kavramından bahseder. Einstein'dan 1400 sene öncesinden bahseder. Evrenin her yerinde zaman farklı akar. Bunlar Kur'an'da bak anlatılmış. Oysa görelilik kuramı Einstein'la beraber bak ortaya çıkmış. 1900'lerde çıkmış. Şurada 100 sene bile olmamış ya. Bu bulunalı. Oysa Kur'an bunu birçok ayetinde evrenlerde, kainatta zamanın farklı farklı algılardan oluştuğunu, farklı akışlarının olduğunu, yani bir görelilik içerdiğini açıkça beyan etmiştir birçok ayetinde. Hani 500 milyar bak galaksiden bir tanesi Samanyolu galaksisi. Bizim Samanyolu galaksisinde ortalama kaç yıldız var? Ortalamalarını veriyorlar bak. Bunlar günümüz, değil mi? NASA gibi. 300 milyar. Bak onların beyanlarına göre bizim galaksimizde de ortalama 200 milyar yıldız var. 200 milyar. Sadece galaksinin birinde. 500 milyar galakside 500 milyarı 200'den çarp şimdi. Anlayabildiniz mi? Yıldızlar yani detaya indiğin zaman ise kaldı ki bunlar da sadece yıldızlar bak süpernovalar yok, nebulalar yok, blazerler yok. Anlayabildin mi? Geçtik, asteroit yok. Kuyruklu yıldızları saymıyoruz. Belli başlı. Mennis. Bizim Mennis vardı ya hani. Anlatıyordum ya bizim bir serseri yıldızımız vardı. Mennis adı Mennis onun. O başına buyruk. Anlatıyordum ya ayetlerde. Bu yıldız ortalığı karıştıracak zamanı geldiğinde. İşte bak bunun gibi bak kuyruklu yıldızları saymıyoruz. Asteroitleri saymıyoruz. Meteorları saymıyoruz. Meteor sadece küçücük şey değildir. Koca koca meteorlar. Kaldı ki şu an resimlerde günümüz astronomiyle alakalı mesela gökyüzüyle alakalı resimler sosyal medyada bakarsanız görürsünüz. O tarz resimlerin bakın hiçbirinde bunlar açıkça gösterilmez, sansürlenir. Dünyanın etrafında atmosferin yani bizim Valen kuşağı dediğimiz kuşağın etkileşimine takılmış etrafta dönen bir sürü meteor taşları var. Ay gibi aynen bizim yörüngemizde Ay'ın ebatında bir sürü ay gibi uydu diyebileceğimiz, tanımlayabileceğimiz oluşumlar var. Bunlar NASA tarafından sansürlenmiş bilgiler. Anlayabildiniz mi? O Evet. biraz dışarıya kalıyor. Sen şimdi bak dikkat et.
Çok ilginçtir. Dünya aslı itibariyle boşluktadır, değil mi? Doğru. Sen hiç dünyanın alt tarafına kalan uzay boşluğunu gösteren bir resim gördün mü NASA'da? Senin alttan haberin var mı? 44 takım yıldızı 88'e bölmemizin sebebi budur bakın astronomide. 44'ü kuzey kutbuna bakar, 44'ü güney kutbuna bakar. Anlayabildin mi? 88 takım yıldızı diye tanımladığımız bu evrenin. Ondan dolayı yani harfalandırma yapılmıştır. Eskiden beri. Tabatlamyus zamanından bilinir bak 44 takım yıldız. O günden bugüne 44 daha insanlık ne yapmış? Keşfetmiş. Şimdi bak boşluktasın aslında. Sen de uzaylısın. Hiç alttan bahsedilmez. Bu uzayın dibe doğru, dibi nerede bitiyor kimse bahsetmez. Solu nerede biter, sağı nerede biter bahsetmez. Doğru mu? Hep böyle yukarıya yukarıya doğru. Mevzu bu işte. Onun için görünmeyen, bilinmeyen bir sürü şeyler vardır. Bu bir. İkincisi, kaldı ki bizim galaksimizin içerisinde şu an bizim keşfedemediğimiz daha bir sürü gezegen var. Galaksimizin kendi içinde. Keşfedemediğimiz. Yusuf peygamberin o ayetlerini hatırlayın. Bakın onları da yıllardır anlatıyoruz. Bizim sadece bizim galaksimizde aslında Jüpiter, Satürn diyoruz ya. Bunları bak bulmuşlar bugün. 9 tanesini buldular. Güneş sistemi. Ama bak bulmaları gereken daha 10. 11. bir tane daha var. 12. Bunları da bulmaları lazım. Bunları bulurlarsa çünkü bizim Samanyolu galaksimizde 12 tane gezegene ayetler özellikle vurgu yapmıştır. Anladın mı? Bunu da demiştik ki Yusuf peygamberin o ayetlerinde işte müfessirun orayı gözden kaçırmış. Onun için biz bunu söylüyoruz demiştik. Çünkü müfessirun onu normal yıldız diye tanımlamış. Oysa gezegen olduğunu bak biz söylüyoruz. Neden? Kevakip cümlesinde. Çünkü Kur'an gezegen, gökte olup da gezegen vasfı taşıyanları kevakip cümlesiyle izah etmiş. Böyle bir inceliği var. Yıldızlara ise nücum demiş. Yıldız olmadığını oradan anlıyoruz. Onun için gezegen diyoruz. Onun için diyoruz işte 12 tane gezegen var. Dememizin sebebi bu. Bunu zaten bulacaklar inşallah ileride. Hatta bizim bazı rivayetlerimizde bakın kaynaklarımızda yani rivayet kaynaklarımız içerisinde daha önce hatırlarsanız size ben bir şeyden bahsetmiştim. Demiştim ya ayın 28 menzili vardır. Durağı vardır. Durakları vardır aslında. Reşa konağı, Hena konağı tarzında böyle konakları vardır. Her 2,5 günde bir o menzile giriş yapar. Ay. Devre esnasında. Anlayabildim mi? Her 2,5 yıl. Her 2,5 günde. Hatta demiştim ki bakın burada çok büyük ince ilahi sırlar vardır. Her 2,5 günde hangi konağa gelmişse o konağın ruhani varlıkları, melekleri yeryüzünde etki etmeye başlar diye hikmetlerinden bahsetmiştim. İşte o aynı onun gibi 28 tanenin geçmiş olduğu konakların isimleri gibi garip garip böyle ifadelerle ifade edilmiş toplam 12 ayrı gezegen ismi vardır. Rivayetlerimizin içerisinde. Bugün Güneş'in Samanyolu galaksisine baktığımız zaman Güneş'in ışığının gerçekten ulaşmadığı Samanyolu galaksisinde kenarlara kalan bir sürü gezegen ve yıldız var. Hep karanlıktalar onlar. Güneş hiç ulaşmıyor mesela. Öyle yerler var. Buraları mesela bak bilim bilmekle beraber oralardaki gezegenleri keşfedebildi mi? Hayır keşfedemedi. Oradaki birçok yıldızın niteliğini biliyorlar mı? Hayır bilmiyorlar. Onun için diyoruz. Böyle kenarlarda kalmış olabilirler. Yani velhasılı kelam göklere baktıkça Allah Azze ve Celle'nin insan ne yapar? Azametini, kibriyasını anlamaya çalışır. Onun büyüklüğünü, kudretini görür. Kendi acizliğini anlar. Anlatabildim mi? Ne kadar aciz olduğunu idrak etmeye başlar. Zerre bile değiliz ya. Zerre bile değiliz ki yazık ki bu zerre bile olmayan kul ilahlık taslayabiliyor. Kibir sergileyebiliyor. Neyine güveniyorsun sen?